İblisin Hak Teâlâ'ya yalvarışı. Ruh, yani can, Adem aleyhisselamın ayağının tırnağına erişince onun yaratılışı tamam oldu. Yüce Allah buyruk verdi. Ona giysiler getirin dedi. Melekler Adem'e giysiler getirdiler. Adem o elbiseleri giydi ve keramet tahtına oturdu. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: Meleklere Adem'e secde ediniz dedik. A'raf suresi 11. ayet. Kimi taife bu hitap yalnızca yerde olan ve azaz ile uyan meleklere mahsustu derler. Nitekim önceki ayetteki hitaplar bunlar içindi. O ayette şudur: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgü ile tesbih ederken, senin kutsallığını dile getirip dururken, burada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Dediler: Allah şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim diye buyurdu. Şimdi taife de, bu hitap bütün yerlerin ve göklerin melekleri içinde. Buna delil şu ayeti kerimedir: Andolsun ki sizi yarattık, sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O, secde edenler arasında yer almadı. Hicr suresinde şöyle buyurulur: Meleklerin hepsi de secdeye kapanmıştı. Hicr suresi ayet 30. Secde edin diye buyurunca meleklerin bütünü secde kıldılar. Yalnız iblis secdede bulunmadı. Hak Teâlâ iblise şöyle buyurdu: Ey iblis, ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun? Yine bir başka ayette Allah iblise: Sana emrettiğim halde seni secdeden alıkoyan şey nedir? Dedi. A'raf suresi ayet 12. İblis de: Ben ondan üstünüm. Çünkü sen beni ateşten yarattın. Onu ise topraktan. Benim aslım yücedir. Ve hem apaydındır, nurludur. Her bir şeyin üstünlüğü, aslı ve cevheriyle ölçülür, dedi. Secdeyi tanımadı. Ama iblisin bu sözü hüccet değildi. Aksine kendi üzerine hüccetti. İblis bunu bilemedi. Beni sen yaratmadın diye inkarda bulunmadı. Beni sen ateşten, Adem'i ise topraktan yarattın dedi. Böylece kendisini de Adem'i de yaratanın Allah olduğunu ikrarda bulundu. Bu söz onun üzerine hüccet ve delil oldu. Çünkü bu iki cevherden Hakk'ın seçtiği üstün olur. Zira bu üstünlüğü yaratıklara veren Yüce Allah'tır. Ateşin üstüne üstün kılmaya Cenab-ı Hak kadirdir. Vaktaki iblis kendi kâfirliğine delil olan o sözü söyleyince, böylece onun gönlündeki ve Allah'ın bildirdiği kâfirlik açığa vurulmuş oldu. Hak Teâlâ ona lanet etti. Onu meleklik sıfatından ve şeklinden çıkardı. O, iblis suretine girdi. Önceki şekliyle güzel yüzlü bir melekti. Adı da Azazil idi. Hak Teâlâ bu adı ve melekliği ondan giderdi. Adını iblis koydu. Çünkü iblis demek umutsuz demektir. İblis demek umutsuz demektir. Öyle ki Hak Teâlâ şöyle buyurur: Onları ansızın yakaladık ve onlar Allah'ın rahmetinden umutsuz hale geldiler. En'am suresi 44. ayet. Allahu Teâlâ yine şöyle buyurur: Ey iblis, çık buradan. Çünkü sen kovulmuş birisin ve kıyamet gününe kadar da lanet senin üzerinedir. Hicr suresi 34-35. Allahu Teala'nın buradan çık diye buyurduğu yerden murat, yerden ya da gökten ya da bu dünyadan çık demek değildir. Aksine bu meleklik biçiminden ve halinden çık, onlar benim rıza halimdir. İblisin haline gir ki o hal benim hışmım, kazabımdır. Yüce Yaratan Adem aleyhisselamı yarattı.
ve bu dünyayı Adem Aleyhisselam'a ve evlatlarına sundu. Allahu Teala'ya isyan eden iblise de lanet ederek onu dergahından sürdü ve ona lanet etti. Şeytan bu zelillik halindeyken Rabbine yöneldi. "Ya Rabbi," dedi. "Senin sana ibadet edip de ecir vermediğin kimse yoktur. Ben bunca yıl sana ibadet ettim. Bütün göklerde ve yerlerde en sonunda bana lanet ettin. Ve bu yer mülkünü benim elimden alarak benim düşmanıma verdi. Benim bu hizmetim için hiçbir karşılık vermez misin?" dedi. Hak Teâlâ, "Ya Melun, dile benden ne dilersen." İblis, "Bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver," dedi. Araf Suresi 14. Ayet. Böylece İblis, ilk sur ile ikinci sur üflenmesi arasında kendisinden başka kimsenin hayatta kalmasını istememiş oluyordu. Hak Teâlâ, "Haydi, sen mühlet verilenlerdensin," diye buyurdu. Araf Suresi 15. Ayet. İblis, "Ya Rabbi, bana madem ki o güne kadar ömür vermektesin, benim üzerime üstün kıldığın kimsenin oğullarını ben de azdırır, boğazlarından sıkıca yakalarım," dedi. Yüce Rabbimiz bu olayı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. "Yine demişti ki, benden üstün tuttuğun kişi bu mu? Söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen, onun soyunu pek azı hariç azdırarak kontrolüm altına alacağım." İsra Suresi 62. Ayet. Hak Teâlâ da İblis'e şu cevabı verdi. "O halde sen, vakti yalnızca benim tarafımdan bilinen güne, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin," dedi. "Ya Rabbi," dedi. "Beni yoldan çıkarıp isyancı kıldın, azdırdın. Ben de Adem oğullarının çoğunu azdırırım ve yoldan çıkarırım. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. İblis, Rabbim beni azdırmana karşılık andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım," dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu. "Git, onlardan kim sana uyarsa cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır." Ve Allahü Teala İblis'e, "Onlardan her kim peygamberlerine ve kitaplarına uyarsa sen onlara dokunamazsın," dedi. İblis, "Ya Rabbi, onlardan kime vesvese verip yapılmayacak şeyleri aralarında süsleyeyim," dedi. Allahü Teala Hazretleri de, "Haydi, onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarını ve evlatlarını ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Halbuki şeytan onları aldatmaktan başka bir şey vaat etmez," diye buyurdu. İsra Suresi 64. Ayet. Ve yine şöyle söyledi. "Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlanma ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir." Bakara Suresi, "Evet, günah işleyenin ve sonra tövbe edenin günahını Hak Teâlâ bağışlar. Her kim ki iblisin vaadine uyar ve Allahü Teâlâ'nın vaadinden el çekerse, o kimse iblis ile cehenneme layıktır." Hak Teâlâ şeytana, "Var halkı helak eyle, azdır," demesinden murat onu korkutmaktır. Bu söz insanların, "Var elinden ne gelirse işle, ben seni bilirim, hele bir göreyim," demesi gibidir. Hak Teâlâ kullarına yine şöyle buyurur. "Artık dilediğinizi yap. Allah yaptıklarınızı görendir." Fusulet Suresi 40. Ayet. Yani günah işlemeyin. Eğer günah işlerseniz, Hak Teâlâ onu görür. Size ukubet eder, ceza verir. İşte iblise de olan emirler böyledir. Fakat Adem oğullarının çoğu iblisin zannını gerçekleştirip ona uydular. Evet, Allahü Teala Hazretleri şeytana ne dilersen işle demekle kıyamete iman etmeyen
kimdir? İblise uyan kimdir? Ve yüce emirlerine itaat eden ve etmeyen kimdir? Bilinsin ve meydana çıksın istemişti. Hiç kimse endişe etmesin ki, Allah-u Teala, iblisi yaratılanlara musallat edip, var kullarımı kahren azdır dememiştir. Kimse bu inanışta olmamalıdır. Çünkü bu gibi itikat, Allah'ın birliğine, inanca ziyan getirir. Faydalı olmasını diliyorum. Videomuzu beğendiyseniz, beğenerek yorum atmayı unutmayın. Sağlıcakla ve afiyetle kalın.